Güzel. Bu arada sabah kahve içerken bütün kahveyi elime döktüm. Ya. Çok kötü elim, haberiniz çok olsun. Çok geçmiş olsun. O yüzden bugün beni biraz mazur göreceksiniz. İstersen ben soyabilirim patlıcanları. Yok, teşekkür ederim. İdare ederim o kadar. Ocağı yanında götüreceksin. Arzu, eyvallah. Hayırdır? Usta, ahçı ortalığı devirdi. Olur, mutfakta hiç kaza yapmıyor musunuz? Olabilir böyle şeyler. Ya böylesini de ilk defa gördüm yani. Ocağı alıp götürüyorsun ya, ben hayret ettim sana. Yemek yaparken biraz sakar demişti zaten. Biraz sakar olduğunu söylemiştim zaten, yapacak bir şey. Hani insan bardak kırar, tabak kırar, anladım da ocak ne alaka? Hele o dünkü kıyafetin neydi senin öyle? Neyi vardı canım? Yani sen kendin izleyince de fark edeceksin de. Söylememe gerek yok yani. Kolların hepsi yemeklerin içindeydi. Yarın da yine böyle kollu bir kıyafet giymeyi düşünüyorum. Ben giydiklerimin sonuna kadar arkasındayım. Bu kollarla harika yemekler yapacağım. Yani beni eleştirecek bir şey bulamadınız. Hala fiskillerinde var yani. Eleştirecek içinde. Sen beni eleştir. Söyle. Sen ne söylüyorsun? Saçların neden açık? Neden bağladın? Bunu böyle takma, saçın düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Sonuçta içine girmiyor. Saç buradan dökülür ve ben bunu buradan sabitlerim. Buradan sarkanlar, buradan dökülür, buradan düşer ben, yani. Ben eminim, gelir kontrol edersin. Dün Ayşegül'e söylüyordum, bugün kendime aynı hatayı yapmış. Annemin bugün seninle uğraşacak Arzucuğum, seninle uğraşacak Hatice. Çünkü saçlarını açmış, artık benimle uğraşamıyor. Aynen şu anda yani eleştirecek bir şey yok. Alakası yok, ben de yani. Evet. Senin saçlarını açamazsın demiyorum sana. Aç, yemek yaparken bağladığın ya halde sen işe yarıyor mu? Sence şu olay işe bağladığım halde çıkartıyorsun ama sen bağlar mısın? Topla o zaman. Tamam, bağlarım. O getirdiğin tokayı tuttu. Bağlayabilirim. Bağla, çok iyi. Şu an kendi isteğinle bağlıyorsun değil mi? Ama ben hiç hoşlanmıyorum birisinin gelip arkadan çekiştirmesini. Ama ben seni uyardığım halde sen kendin hala bağlamak istemedin. Yani uyarmak sana düşmez. Biz buraya süslenmeye püslenmeye gelmedik. Tamam, süsleniriz ama bunu yemek bittikten sonra yaparız. Hala öyle o şekilde savunuyorum yani. Hatice saçlarını bağladı. Elini saçını attı, tuttu, pilav piri çıkıyor. Evet. Hiçbir yere ellemedi ki saçlarını. Saçını elledi. Tamam da ayağına ellemedi ya, saçını elledi. Olmaz. Yıkayacak ellerini Hüsniye Hanımcığım. Yapma Allah aşkına. Saçına başına elledi. Kıl eline yapışıyor. Eline kıl el yapışıyor. Yapışmış olsa fark edecek. Hayatım, olmaz. Yemek yaparken bir tarafını ellemeyecek. Şey saçının başından oynamayacak Hüsniye Hanımcığım. Nasıl? Saçıyla başından oynamayacak yemek yaparken. Toplasın. Toplamayacak. Sen senin hatun da püsküllerini bulaya bulaya yaptın. Püsküllerini bular. Bence ellerini kullanır ama yemeğini de lezzetli yapacak bugün, eminim. Bilmediği yemek ama yapacak. Göreceğiz vallahi seni hanım. Sen benim yeline beşi vereceğim, ben de bugün senin alnından öpeceğim. Ondan sonra konuşacağım. Tamam, göreceğiz. Ayşegül, kayınvaliden dün senin kulağına pamuk getirdi. Sence iyi bir şey mi yaptı? Duymasın diye kulaklarına pamuk tıkayacağım. Hiç hoşuma gitmedi aslında dünkü tavrı ama. Yani açıkçası benim de hoşuma gitmedi. Yani bana bir şey, kayınvaliden bana yapsaydı ben kızardım. Senin kayınvaliden sana neler neler yapıyor ya. Hayır, o şekilde sadece söylüyor. Yüzüme karşı değil, gene arkalardan mesela konuşuyor, söylüyor. En azından benim söylüyor. Yüzüme karşı söylüyor. Tabii ben kimsenin kulağına pamuk takmam. Ancak küpe takarım, o ayrı bir şey Gülen Hanım. Doğru söylüyor. Ama motive olsun diye. Nasıl motive? Küpe mi takıyorsun motive olsun? Hayır. Pamuk tıkıyorsun. Duyma etrafı diye. Tuğçe, elin nasıl? İyi, biraz acıyor şu an onun için. İyiyim ama. Yardım edeyim mi? Yok yok, teşekkür ederim. Küçük çocuklar vardır ya, en ufak bir yeri çizilince ben ay 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 öldüm falan. Ama aynen küçük bir çocuk eli gibisin. Arzu gerçekten çok zor bir insan. Kayınvalideme zor diyorum ama Arzu da gerçekten zor bir insan.
Yani elimiz ufacık bir iğne battığında bile canımız yanıyor. Yani orada kesinlikle Tuğçe'ye yanlış bir şekilde davrandı. Zaten o kızın eli yanmış ve acı çekiyor. Ve bunu kale almayacak bir şekilde çocuk musun gibisine davrandı, konuştu. Kınıyorum yani kesinlikle kendisini. Ama o eli bayağı bilemezsin. Sen benim elimi gördün mü acaba? Görünüşte bir şey yok. Yani bir kabarıklık yok, bir kızarıklık yok. Ama sen onun acısını bilemezsin. Parmağımıza iğne batıyor yani. Ona bile üzülüyoruz, ağlıyoruz yeri geliyor. Yanık acısını çok iyi bilirim. Biliyorsun, neden öyle söylüyorsun? Ama zaten abarttığı kadar bir şey yok. Ben buna karşı çıkıyorum. Ama ağlıyor şu an yani. Acıyabilir. Benim de belim acıyor. Senin kadar dayanıklı değilim demek ki ben. Allah Allah. Ya çocuk gibi sızlanma, onu söylüyorum sana. Sızlanan mı var burada? Sızlanıyorsun. İşte sızlanmıyorum. İçin ağlıyordum sadece. Ağladım çünkü elim hakikaten çok acıdı. Aslında yanıyordu. Ama bir an böyle ilaç sürdüğüm için geçti zannettim ama soğanı falan rendelerken bir de suya sokmam gerekiyordu elimi devamlı yıkamak için. O an çok acıdı, artık bir an dayanamadım. Ağladım. Vicdanlı olmak lazım yani gerçekten. Vicdanlıma söz ettirmiyorum ki, ben vicdansızım şey demiyorum yani. Ki. Abarttığı kadar bir şey yok, bunu söylüyorum ama sadece. Ama nereden biliyorsun abarttığını? Ya görünüş yani, bir yırt yok, bir şey yok, bir daha çatlak sabah yok. Sabah yattım diyor kız. Bir şişkinlik yok. Bile. Arzu'nun yaptığı da saygısızlık ama şimdi. Onun eli o hassas. Doğru söylüyor Kerem Hanım. Ağlayınca ama o hassas. Hassas olabilir ama işinden konsantre olsa daha güzel olacak. Girdi bak ağlıyor. Kız bir kiminin can acırken bu yapılmaz ama senin. Ama bir şey söyleyeyim, kiminin ağrı eşiği küçük, şey yüksektir, kiminin orta. Evet. Benim yüksektir, onun dipte. Ona bir iğne bassa, bir şey olsa, ay ay su mu koysam Keriman teyze, ne koysam, bir çıtlar, bir kızartmadan bir şey, ay dur kızım sakin ol derim, hemen suya gidelim, densel. Çıt kırıldı. Kimin ama acıyı çok çabuk fark eder, öyle deme kızım. Bak Arzu, o zor tutuyor kendini, evet, bak. Acaba. Arzu hırslı. Bak, Arzu çok hırslı ama şimdi arkadaşının bak, canı yanıyor. Bak. Evet sonra ama. Soyuşuna baksana. İnsanın gözünü hırs büyüyünce böyle oluyor demek ki. Hırsla alakası yok Fatma. Ben başka bir şey söylüyorum. Sen Fatma yere çekiyorsun. Nasıl gidiyor? Ağlıyoruz. Ağlıyor musun? Çok acıklı bir program. Soğan ağlamak. Ömrümü bağlamakla geçti. Allah güldürsün. Patlıcanlar amin. Kızartmaya başlamış Ayşegül'cüğüm. Evet. Patlıcanlar kızartılıyor. Ayşegül'ü ne hızlı. Hangi yağla kızartıyorsun şekerim? Tabii ki ayçiçek yağı. Ayçiçek yağıyla kızartıyorsun. Kuruladınız, mırladınız. Nasıl gidiyor hayatım? Ay, elimi yaktım sabah Fatih Bey. Çok acıyor ya. Çok mu acıyor? Canımın acıyor içi. Acıyor valla. Ne yalasın. Ay bir tane ağladı bak. Görüyor musun? Gel şu gözyaşlarını bir sileyim. Senin gözyaşlarına. Şikayet edebilir miyim? Söyle aşkım. Diyor ki bana elimi çok az bir şey yapmışım. Sadece burada oyun oynuyormuşum. Ağlıyorum bakayım ya, söyleyeyim. Aa yok kız, günah. Günah. Çocuk gibi sızlanma, çocuk fazla gibi bir şey yok. Hiçbir şey yapmadım. Şey Ayşegül ağladığını gördüm. Bu aslında ona hırs verip de daha dört ele sarılması bazı lazım. Bazı insanların bazen canı çok yanar, bazıları canı acıya dayanıklıdır. Evet. Hani küçük çocuklar olur ya, böyle en ufak bir elleri bir yerleri çizildiğinde böyle mızmızlanırlar. İşte anne baba elim acıyor falan filan. Tuğçe aynen öyleydi bugün. Tuğçe bu acıyla sen bence güzel yemek yapacaksın gibi geliyor. Aman tatlar tuzlar karışmasın. Ay kayınvalideler ne konuşuyor acaba orada? Çok merak ediyorum. Acaba vallahi çok merak ediyorum. Dinleyeceğim bakalım kayınvalideler neler yapıyor. Bir görmek istiyorum. Geleyim ben kayınalarının yanına. Kayınaların yanına geleyim ben. Kaynana aynı evde yaşayabilirler. Ben yaşadım. Sen yaşadın. 8 yıl. Peki niye ayrıldın? Daha rahat etmek için. Demek ki yaşayamıyorlar. Yaşamak zorunda olduğun zaman yaşıyorsun. Siz? Bence yaşamamalı.
Yaşamamalı. Tabii. Ha. Herkes kendi evini kurmalı. Evinde rahat etmeli. Ben de kayınvalideyle yaşadım 3 sene. Evet ama olmadı. Ama öldü. Rahmetli oldu. Öldüğün için mi ayrıldın? Öyle tabii. Allah rahmet eylesin. Bu gelinlerle yaşamaya devam etmek ister misiniz beraber? Hadi. Ay yok. İnanın bu yemeği ilk defa yapıyorum. Ama bunda da çok başarılı olacağım eminim. Ama çok sizler erken yaptınız mı? Yapan çok var mı? Erken konuşuyorsun. Bizler de ilk defa yapıyoruz. Ben buraya geldiğimden beri bütün yemekleri daha da çok arttı. Bütün yemekleri için ilk defa yaptım canım ben. Ben de aynı şeyi söylüyorum, onu kabul etmiyor. Yani senin gibi hazır gelip de yani bilip gelip de buraya biz ikinci olmuyoruz. Nasıl hazır? Biliyorsun, biliyorum diyorsun. Ben bunu daha önceden yaptım diyorsun ama ikinci oluyordun. Siz de bilseydiniz katılmaya, yarışmaya o şekilde katılsaydınız. Hayır, ben bilmek zorunda... Sonuçta bu bir yemek yarışması. Tamam.